Arkadaşlar hepinize merhaba. Eğitim serisinin bu videosunda sizlere Bitcoin madenciliği nedir ve Bitcoin ödül sisteminden bahsedeceğiz. Yani Bitcoin aslında bir ödül sistemi. Bunlar nasıl oluyor? Bitcoin'de işlem gücüyle, ekran kartları ve benzeri cihazlar ile nasıl madencilik yaparız? Bundan bahsedeceğiz. Bu gördüğünüz ekran kartları arkadaşlar, daha önceden 2010'lu yıllarda, 2011'de, 2012'de, 2013'te Bitcoin madenciliği bu tür cihazlarla rahatlıkla yapılabiliyordu. Ama bitcoin madencili insanlar girdikçe yani daha fazla insan madenciliğe girdikçe madencilik yaptıkça zorlaştığı için artık bu tür işlemciler bu tür ekran kartlarının işlem güçleri yetmemekte. Ve artık günümüzde bu tarz mining rigleri kurulmakta. Yani ekran kartlarının birleşimi olan cihazlar kurulmakta ve bu ekran kartlarının topluca bir güç halinde işlem yaparak Bitcoin kazmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu Bitcoin kazma işlemi nasıl oluyor derseniz, Bitcoin madencilik cihazlarınızı Bitcoin ağına bağlıyorsunuz ve sizin işlem gücünüz sayesinde Bitcoin üretiliyor. Aslında bir üretim yapıyorsunuz. Günümüzde Bitcoin madenciliği zorlaştığı için birçok insan bir araya gelerek pool'lar üzerinde madencilik yapıyorlar. Yani pool dediğimiz şey bir havuz üzerinde işlem güçlerini birleştirerek tek başlarına bir kişiymiş gibi işlem yapıyorlar ve işlem güçlerine orantılı olarak bitcoin ödüllerini alıyorlar. Buna da bitcoin pool'ları deniliyor. Siz de evlerinizde bu tarz cihazlar ile madencilik yapabilirsiniz ama Türkiye şartlarında elektrik ücret, elektrik gücü, işte ortam, teknik sorunlar ve benzeri problemlerden dolayı pek kazançlı olmamakta. Yine de Bitcoin madenciliği ne kadar kazandırılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi artık Bitcoin madenciliği o kadar zorlaştı ki bu tarz miner, asit cihazlar çıktı. Burada da gördüğünüz hash rate yani hash gücü. Bu kazım gücü demek arkadaşlar. Bu cihazlar sadece Bitcoin ödül sistemindeki algoritmaları çözmek için üretilmiş cihazlar. Yani Bitcoin'deki o şifreyi çözerek ödül ödülü almaya çalışan her 10 dakikada üretilen o Bitcoin'i ödülünü almaya çalışan cihazlar arkadaşlar. Bunlar oldukça pahalı cihazlar. 50 bin lira 100 bin lira gibi rakamları var. Yurt dışına biraz daha ucuz ama Türkiye'de bunları almanız çok pahalıdır. Yani bu tarz Cihazlarda yine tavsiye etmiyorum. Aslında Türkiye'de madencilik tavsiye edilemiyor. Çünkü madencilik yaparken cihazın masrafı, teknisyen ve benzeri birçok masraf oluyor. Ne kazandırır, nasıl kazandırıyor onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi buradaki gördüğünüz bitcoin.com aslında bir Bitcoin'le alakası yok. Yani Bitcoin'in sahipleri ve benzeri diyemeyiz. bunlar bir tarayıcı. Yani Bitcoin'deki anda Bitcoin ödül sisteminde neler oluyor bize bunları gösteriyor. Burada gördüğünüz pullar arkadaşlar. Bakın burada bilinmeyen bir kişi 8 Bitcoin ödül almış. Yani her 10 dakikada üretilen 6 6.25 Bitcoin ayrıca işlem ücretlerinden 8.26 Bitcoin ödül almış. Yaptığı işlemlerin boyutundan bahsediyor ve zamanından bahsediyor. Burada Via BTC ve Binance pool'dan bahsediyor. Binance pool'ları da var. Minus üzerinde Bitcoin kazan. Evindeki Bitcoin cihazları. Bakın burada az önce end pool şu an 8.21 Bitcoin ödül aldığını bahsediyor ve bu pool yani havuz üzerindeki insanlar bu Bitcoin'i bölüşüyorlar birbirleri arasında. Ne kadar? Örneğin ben 10 işlem gücü verdim. Mert 100 işlem gücü verdi. Mert 10 kat benden daha fazla ödül alıyor. Ben Mert'ten 10 kat daha düşük Bitcoin alıyorum bu havuzun içerisinde. Biliyorsunuz günümüzde Bitcoin 6.25 adet üretilmekte her 10 dakikada. Bu üretim 4 yılda bir yarılanıyor. Yani önümüzdeki bakın buradaki aşağıda gördüğünüz gibi blok ödül yarılanmadan bahsetmiş. Zaman 2024 10 Mayıs tarihinde tekrar bir yarılanma olacak ve bu 6.25 üretim burada gördüğünüz 2024 mayıs ayında bitcoin ödül sistemindeki ödülün şu an 6.25 olan ödülün mayıs ayında 3.12 buçuğa düşeceğini söyleyebiliriz. Bu tamamen otomatik olarak yapılan bir ödül sistemi arkadaşlar. Yani bu her 4 yılda bir kesinlikle yarılanıyor. Buradaki gördüğünüz zorluk algoritması ise insanlar mining'e girdikçe zorluk artıyor arkadaşlar. Bakın burada zorluğun gün geçtikçe arttığını görebiliriz 2010'dan beri. Bakın burada gördüğünüz gibi. Yani insanlar daha çok madenciliğe girdikçe daha çok zorluklar artıyor. Burada her türlü bitcoin madenciliği ile ilgili verileri teknik verileri görebiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bitcoin'in mining kazançlarından bahseden bir sistem verilmiş. 1 tera hash ne kadar 24 saatte ne kadar ürettiğinden bahsediyor. Gördüğünüz gibi 1 tera hash dediğimizde neydi arkadaşlar? Buradaki hash rate yani hash gücü yani kazım gücü. Hash nedir arkadaşlar? Şuradaki Bitcoin'in blok yani ödülündeki o şifreyi çözen bir kayıt arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Bitcoin'de kim hangi pool hangi ödülü aldı görünüyor. Bunlar ödülü alamayan pool ise bir sonrakinde alıyor ve pool'lar gün içerisinde sürekli zaten kazandırıyor. Her 10 dakikada bir pool'lar zaten sürekli kazandırıyor. Şimdi burada gördüğünüz f2 pool'u dünyada gördüğünüz gibi 23330 petahash. Şimdi burada gördüğünüz f2 pool'un 23330 petahash işlem gücü olduğunu görüyoruz. Bu petahash terahaştan yaklaşık 1000 kat daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada da ne kadar işlem gücü olduğunu artık sizler düşünün. End pool'un gördüğünüz gibi ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Binance'ın ise burada 13765 PTH işlem gücü var ve burada 3 gündür şanslık oranlarını veriyor. 24 saatteki değişimli yani Binance'ın 3 %3.79 pool'undaki güç azalmış. Demek ki insanlar buradan F2 pool'una, end pool'larına falan geçmişler. OKEX'in birçok şirketin kendi ma madencilik pool güçleri var arkadaşlar. Şimdi bu madencilik güçleri ne işe yarıyor ondan bahsedeceğiz. Burada gördüğünüz blockchain.com yine bir şirket arkadaşlar. Bunların da bitcoin'in kuruculuğu ve benzeri bir şeylerle bağlantısı yok. Şimdi sıfır yazdığım zaman Bitcoin'deki ilk bloğu görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Ethereum Bitcoin keşi de görebiliriz. Bitcoin Bitcoin'deki ilk bloğu gördük arkadaşlar. İlk ödül ne demiştik? 50 Bitcoin ödül arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 50 Bitcoin ödül. Ve bu 50 Bitcoin ödülün kime gittiğini görüyorsunuz buradan. Bu cüzdana gitmiş ve bu 50 Bitcoin hala burada duruyor. Ve insanlar bu cüzdan ilk ödül alan cüzdan olduğu için buraya rastgele Bitcoin'ler atıyor gördüğünüz gibi. Denemek için buraya bir şeyler atıyorlar. Ve burada 1 2 1, 2 68 Bitcoin birikmiş. İlk 100.000 bloğu İlk 100 bin bloğu arkadaşlar Bitcoin madenciliğin bulan Satoshi Nakamoto'nun yaptığı söyleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ve bu bloklar yani bu cüzdanlar farklı farklı cüzdanlar kayıp olduğu söyleniyor. Şimdi örneğin biz günümüzdeki bloğa gidelim. Şimdi burada son blok 6 dakika önce buradan tıkladığım zaman gördüğünüz gibi son bloğa bizi gönderiyor. Ve son bloğu ben burada bakın son blok buradan kopyalıyorum tekrar. Buradan gönderiyorum ve ara diyorum. Gördüğünüz gibi end madenci. Zorluk seviyesi burada gösterilmiş ve ödülüm burada 6.25 olduğu söyleniyor. Ve 6.25 ödül ise burada gördüğünüz gibi bu cüzdana gittiği söyleniyor. Bakın arkadaşlar ve oradan da farklı farklı cüzdanlara yayılıyor. Çünkü bu bir pool yani diğer insanların da cüzdanlarına gidiyor buradan tüm işlemleri keşfedebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar örneğin ben bir cihaz alacağım. Yani bu ekran kartıyla zaten yapılmıyor. Mining rigler yine masraflı. Örneğin ben bu cihazı yurt dışından getirttim. Bu cihazlar oldukça pahalı cihazlar. Yani bu cihazı bakın 5000 dolar diyor. Yani 8 ile çarpın 40000 Türk lirası eder. Bunun işte getirdin götürdün masrafları şu bu. Yani 80.000 liralık bir cihaz aslında. Antminer cihazları oldukça pahalıdır. Bunları almanız çok zor. Yani getire getirtebilenler var. Şide de ben örneğin bu cihazı aldığınızı farz ediyorum. 90 th bir işlem gücü var arkadaşlar. Bu kesinlikle bu cihazı alın ve benzeri şeyler söylemiyorum. Kesinlikle almayın arkadaşlar. Ben Bitcoin madenciliğini yapmıyorum. Bitcoin madenciliğini dolaylı şekilde yapı yapabilirsiniz ama güvenilir olmayan hiçbir yere kesinlikle paranızı koymayın. Şimdi burada Gördüğünüz gibi bitmeyin Antminer cihazını gösterelim 90 ne diyor arkadaşlar 90 tera hash. bakın burada tera haş diyorum ve bunun harcadığı güçten bahsediyor. Harcadığı güç nedir arkadaşlar burada yazar bakın harcadığı güç arkadaşlar ağırlığından bahsediyor burada yine harcadığı güçleri de burada veriyor bakın burada. 3100 watt'tan bahsetmiş. Bu 3100 watt şu demek arkadaşlar. Saatte 3100 watt enerji harcıyor demek. Bu da Türkiye'de elektrik ücretleri yaklaşık 15 sent. Yani 1 bin watt, 1 kilowatt yani 1 watt 15 sent diyebiliriz. Yani 1 lira civarında geziniyor. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu cihazın bize günlük kazancı 18 dolar arkadaşlar. Çünkü Burada bakın haftalık kazancı 130 dolar. Burada günlük mine edebileceğini gösteriyor. Ne kadar mine edebileceğini aylık, günlük ve yıllık. Yani yıllık size 0.17 bitcoin anca bırakacak ki bugün işlem zorluğu gün geçtikçe zorlaştığı için bitcoin üretmeniz bu cihazda daha da zorlaşacak. Şimdi buradaki şunu size şöyle anlatayım. Mesela 0 terahaş yapın. Bakın günlük zaten sizin bir 11 dolar elektrik masrafınız olacak bundan. Çünkü neden arkadaşlar? 3100 çarpı 15'ten her saat 15 yani her saat neredeyse 3-4 lira 3-4 Türk lirası elektrik ücreti harcayacaksınız ve bunlar aşırı ses çıkartan cihazlar. Yani bu Bitcoin madenciliği de oldukça zor işler. Büyük bir oluşum, büyük bir şirket yapmayacaksanız kendiniz bunlarla ilgilenmeyin arkadaşlar. Bitcoin madenciliğinden ziyade Bitcoin'in alın bir köşede dursun 2024'te bir sonraki yükselişlerde veya Bitcoin aşırı yükseldiğinde satın, dip fiyata geldiğinde tekrar geri alın. Bunlarla ilgili de daha detaylı videolar mevcut. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bitcoin madenciliği bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Bu arada buradaki pool fee ise bu end, örneğin binance'ın poolu, bu tüm Bitcoinlerin yüzde birini ürettiniz Bitcoin yüzde birini işlem ücreti olarak alıyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.